Evet dostlar, beklediğiniz an geldi. Artık Scania direksiyon setiyle sahnelerde olacağım. Bundan sonra bir aksilik çıkmadığı sürece Euro Truck serilerimi böyle direksiyon kamerası eşliğinde çekeceğim. Gear 9'muş, Thrustmaster'mış, bunlar hikaye. Esas direksiyon burada kardeşim. Kaliteyi görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çokça sormuştunuz bana hangi direksiyon setini kullanıyorsun abi vesaire vesaire. İşte bu direksiyon setini kullanıyorum. Direksiyon setimiz Scania. Markası Scania. Tamamen kendim yaptım, kendim tasarladım. Tüm parçaları, bileşenleri bana ait. Aracımızı yükü alacağımız yere çektik. Adamlar yüklemeyi yapsın. Yola koyulalım. Yükümüzü doldurduk. Çay kahveyi hazırlayın. Yolculuk başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa dönün. Sağa döneceğiz. Yolu kontrol edelim şöyle. Gelen giden yok. Devam. Sola dönün. Setimi nasıl buldunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Şuradan sola dönelim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Sola dönün. Videomu, görüntü kalitemi ve oynayış biçimimi, tarzımı nasıl buluyorsunuz? Bunları da Sağa yorumlarda dönmeye hazırlanın. belirtirseniz. Ve önerileriniz, fikirleriniz de varsa yorumlara Sağa açığım. dönün. Olumlu, olumsuz. Işığımız yandı. Sağa döneceğiz buradan. Bu arada Fransa'nın Lyon şehrinden Perpignan şehrine 22 ton boş palet yükü taşıyoruz. Bunu söylemeyi unuttum baştan. Gideceğimiz yerde güzel manzaralar var. Amacım sizlere daha kaliteli, daha dolu dolu içerikler sunmak. Bu yüzden yorumlarınız önemli benim için. Logitech'lerden, Thrustmaster'lardan bıktıysanız doğru yerdesiniz. Bu arada direksiyon setim 900 derece değil ama derecesini ayarlayabiliyorum. İlerleyen zamanlarda belki ayarını yaparım. Soldan devam edin. Sizlere 900 derecelik direksiyon deneyimini göstermiş olurum. Gerçekçiliği sevdiğim için otomatik vitesli bir sistem yaptım. Biliyorsunuz Scania'lar da otomatik. O yüzden vitesli bir sistem yapma gereksinimi duymadım. Gişelere doğru geliyoruz. Böyle sağa yanaşalım. Ödeyelim. Bu arada sistemimde retarder ve sinyal kolu falan var. Aynı gerçekçi bir şekilde.
İlerleyen zamanlarda onun bağlantısını gerçekleştireceğim. Çalışır vaziyete getireceğim. Şu an süslük duruyorlar. Ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Elimden gözükmüyor olabilir belki. Altta da ikinci bir klavye var. Gaz fren olarak kullandım. Buna da klavyeye uygun bir pedal sistemi yaptım. Bu şekilde oluşturdum sistemi. Tırın direksiyonunu da telefon ile çeviriyorum. Telefona yüklediğim bir program var. Bu program oyun konsolu olarak gösteriyor telefonu ve telefondaki jiroskop ile direksiyonu çevirmemizi sağlıyor. Telefon sağa yatınca direksiyon da sağa dönmüş oluyor. Sola yatırınca sola dönmüş oluyor. Bu mantıkla çalışıyor sistem. Kullandığım direksiyon setiyle ilgili detaylı bir video inceleme videosu istiyorsanız yorumlarda veya Instagram'dan DM yoluyla bana iletebilirsiniz. Yorumlarınıza bakmaya ve cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Müsait vakitler bulduğumda. Direksiyon setim yapacağım projenin %5'lik veya 10'luk bir kısmını içeriyor. Daha büyük planlarım var. Sizleri şaşırtmaya devam edeceğim. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir simülatör yapmayı amaçlıyorum. Yapmış olduğunuz direksiyon seti yapacağım sistemin yanında hiç kalır yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten beklediğinize değecek. Simülatör deneyimini en zirve noktalara taşıyacak bir sistem üzerinde çalışıyorum. Tahminleriniz varsa yorumlarda yine belirtmeyi unutmayın. Çokça söylüyorum bunu ama kusura bakmayın. Sağdan devam edin. Sağa doğru geçelim. Montpellier'e doğru gideceğiz. Geçtiğim bölge üzerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Daha yolun yarısına gelemedik.
şeyler var. Yavaşlayalım. Geçiş ücreti 64 euro. Değişik güzel bir hava var. Şöyle sollayalım sizi. Çok da yavaş gidiyorsunuz ya. Soldan devam edin. Soldan devam edin. Sarı Scania geliyor. Sağ kanattan atak yapma hazırlığında. Şeridimize geçelim biz. İtibariyle hava açtı. Umarım beklediğinize değmiştir dostlar. Bence değmiştir çünkü Scania direksiyon setiyle hiç Eurotruck çeken görmedim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum.
Soldan devam edin. Yollar güzel, ak git diyor. Şu tırları sollayalım. Tır sollamayı çok severim. Hele kafa kafaya gidiyorsak böyle, o geçiyor, ben geçiyorum. Bu tarz sollamaları daha çok seviyorum. Hafif yokuş aşağı burası. Araç akıyor vallahi. Soldan devam edin. 105'i falan gördük. Evet. Perpignan tabelasını gördük. Nihayet. İspanya, Portekiz taraflarına doğru gidiyoruz. Soldan devam edin. Sağda tarlalar, ileride kayalıklar. Güzel manzara eşliğinde gidiyoruz. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Perpignan şehri navigasyonda belirmeye başladı. Sağ çıkışı kullanın. Sağdan dönüyoruz. Burayı bayağı dar yapmışlar. Biraz zorlu bir geçiş olacak gibi. €31 geçiş ücreti ödedik. Düz ilerleyin. Perpignan şehrine geldik. Burası da Fransa'nın güzel şehirlerinden bir tanesi. Yapılar falan hoşuma gitti. Sağa dönün.
Sokakları güzel. Evet, yeşil ışık yandı. Sağa dönelim biz. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Yollara bakar mısınız ya, şu virajlara, çıkışlara. 10 numara tır sürmelik yol. Bu tarz yolda saatlerce sürerim. Sürmesi zevkli oluyor. Yokuş aşağı kaptıralım biraz. Of, manzara muhteşem. Sağda solda tarla, ileride tünel. Güzel manzaralar eşliğinde gidiyoruz. Çay kahveyi de aldıysanız yanınıza, tamam. Değmeyelim keyfinize. 10 numara bir yermiş burası. Düz ilerleyin. Yeni aldığım oyuncu koltuğu ile çektiğim ilk video ve aynı zamanda sağda kalın ve sonra düz devam edin. Ile çektiğim de ilk video. Bu video düz ilerleyin ve sonra sağa dönün. Bu video ilklerin videosu oldu. Yine mi gişeler? Sola dönmeye hazırlanın. Önümüzde yol çalışma aracı var. Sola dönün. Paralı yol başlangıcı. Kimsecikler gelmeden sola doğru atalım kendimizi. Varacağımız yerin tabelası hala daha çıkmadı karşımıza. Taşçı tanker gidiyor önümüzde. Bu dönmeyecek. Bizimle devam ediyor. Sola doğru döneceğiz. Şöyle genişten alalım. Evet. Dorseyi çarpmadan güzel bir şekilde döndük. Döner kavşakta yol ikinci çıkışı kullan. Yol üstünde tren yolu var galiba. Yavaş bir şekilde geçelim. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağa dönün. Evet. Firmamıza geldik. Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Duralım. Bir numaralı rampaya doğru aracımızı park edeceğiz ve yükümüzü boşaltacağız. Görüyorsunuz adamlar hazırda bekliyor.
Tam hizalayamadık. Biraz daha ileri alayım. Evet, aracı park pozisyonuna aldık. Stop edelim. Adamlar yükü boşaltsın. Yorumlarınızı merak ediyorum dostlar. Sistemi nasıl? Nasıl buldunuz? Veya önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Lütfen boş geçmeyin. Yorumlarınız benim için önemli. Sizlere daha kaliteli, daha güzel, dolu dolu içerikler sunmaya çalışıyorum. Evet, umarım zevkle izleyeceğiniz güzel bir video olmuştur. Yolculuk güzeldi. Manzaralar güzeldi. Her şey güzeldi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.